Ah. Pardon. İçeride olduğunuzu bilmiyordum. Yok canım, bahçeyi seyrediyordum. Bugün ne güzel bir parça çalıyordunuz. Dinlediniz mi? Evet. Tutkulu. Hırçın. Müthiş bir parça. Sevdiniz mi? Rahmaninov'un bir eseri. Morceau de fantaisie. Çok güzel. Yürüyüşten mi? Evet. Bahçe harika. Güneşlenmeye başlarız yavaş yavaş. Adnan Bey yorgun görünüyor. Yorgun musun hayatım? Hayır. Merhaba. Aa, misafirimiz varmış, hiç söylemiyorsunuz. Evet, bu gece sizde kalıyorum. Balo komitesi pijamalarla toplanacak akşam. Bihter. Bize yardım et ne olur. Sana çok ihtiyacımız var. Evet, şıklıklar düşünmemiz lazım. Hem balo hem şıklık deyince Firdevs Hanım akla gelir biliyorsunuz. O benden daha tecrübeli. Ay, seve seve yardım ederim. Gelin benim adaya geçelim. Ay, çok heyecanlandım. Hadi hadi gelin. Adnancığım. Bana yemekte kararları açıklarsınız tamam. Artık. Biz de konuşabiliriz isterseniz. Tabii. Ben yazı böyle planladım. Nihal'in Ağustos'ta ve Eylül'de konservatuar sınavları var biliyorsunuz. Temmuz ortasında daha yoğun çalışmaya başlayacağız. Sonuçlar belli olduktan sonra ben taşınmak istiyorum Adnan Bey. Yavaş yavaş bakınmaya başladım. Buraya yakın bir yer bulunca çıkmak istiyorum izin verirseniz. Burada rahat değilseniz. Hayır. Kesinlikle ilgisi yok. Ama böylesi daha doğru olacak. Çocuklarla günlük rutinde yine görüşeceğiz. Bülent'in derslerine yardımcı olacağım. Nihal'le piyano çalışmaya devam edeceğiz. Yani bir tek bu evde kalmayacağım. Çok ısrar ederseniz biz de kararınıza saygı duyarız tabii. Ama lütfen bunu bir de çocuklarla konuşalım. Şimdi değil. Üniversite sınavından sonra konuşacağım Nihal'le. Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Thank you.